Herkese merhaba, ben Sercan Güzey. Bugün sizlere İntegral grubu tarafından geliştirilen ConfigWorks satış konfigürasyonundan bahsedeceğim. ConfigWorks nedir? ConfigWorks sizlere nasıl değer sağlar? ConfigWorks ile satış süreci nasıl yönetilir konularına değiniyor olacağım. ConfigWorks, İntegral grubu tarafından geliştirilen bir satış konfigürasyonu ürünüdür. ConfigWorks, ThingWorks kullanıcı arayüzünü, WinChill bilgi yönetimini, Creo'nun 3D görselleştirme altyapısını ve teknik dokümantasyon oluşturmaya imkan sağlayan ArborTex yazılım çözümünü temel olarak baz alır. Çevrim içi konfiguratör ve kılavuzlu ürün seçimine sahip olan ConfigWorks, herhangi bir hataya yer vermeden rahatlıkla seçimleri gerçekleştirmenizi imkan sağlar ve satış sürecini iyi bir şekilde yönetmenizi imkan verir. Çoklu cihaz desteğine sahip olan ConfigWorks, mobil cihazlar olan tablet ve telefon cihazları ile beraber bilgisayarlara da erişim sağlamanıza imkan verir. Çoklu dil desteğine sahip olan ConfigWorks, teklif ve sipariş dokümantasyonunu farklı dillerde oluşturmanıza imkan verir. Margin, indirim, kur gibi değerlerin girişi yapıldığında otomatik hesaplama arka planda gerçekleşerek satış sürecinin daha hızlı bir şekilde yönetilmesine imkan sağlar. Diğer sistemlerle entegrasyon içerisinde olan ConfigWorks, PLM, ERP, CRM gibi sistemlerle entegre bir şekilde çalışıyor olur. ConfigWorks sizlere nasıl değer sağlar? ConfigWorks ile satış sürecinin süresini kısaltabilirsiniz. Müşteri gereksinimlerini hızlı bir şekilde elde edersiniz. Kılavuzlu bir sistem ile ürün tanımındaki hataları önlersiniz. Yeni satış elemanlarının alışma sürecini hızlandırırsınız ve rolleri kontrol edebilirsiniz. ConfigWorks ile satış süreci nasıl yönetilir? PTC'nin WinChill, Creo, ArborTex yazılım çözümlerini kullanarak dokümantasyon oluşturabilir, bunları yönetebilirsiniz ve aynı zamanda çıktılarını alabilirsiniz. Karşımızda gördüğünüz gibi kullanıcı adı ve şifresi geliyor ve bizlerin bunları girmemiz bekleniyor. Gördüğünüz gibi gayet kullanıcı dostu ve basit bir arayüzü karşımıza geliyor. Burada öncelikle müşteri ismini aratıyoruz. Sonrasında hazırda olan müşteri isimlerinden bir tanesini seçiyoruz. Ve herhangi bir teklif numarası aratmak istersek Search adı altında aratabiliyoruz. Halihazırda var olan teklifler içerisinde görüntüleme imkanımız mevcut. Özellikle View Offer'a tıkladığım andan itibaren benim eskide oluşturduğum teklifleri görebiliyorum. Burada durumlarını görebiliyorum. In Work, Submit veya Accepted adı altında 3 farklı durumun var olduğunu görüyorum. Ve bu şekilde müşteriler teklif ve ürünle ilgili bütün sürecin nasıl yönetildiğini bu şekilde status bar içerisinden görebiliyorlar. Şimdi ben yeni bir tane teklif oluşturacağımı söylüyorum. Bir sonraki adımda marka ismini belirliyorum. Ürün ailesini seçiyorum. Modelini seçiyorum. Ve standardını seçiyorum. Sales Options kısmında değiştirmek istediğim herhangi bir unsur varsa konfigürasyon içerisinden bunun değişikliğini sağlayabiliyorum. Design Options içerisinde tasarımla ilgili herhangi bir değişiklik gerçekleştirmek istiyorsam konfigürasyon içerisinde kılavuzlu yapında verdiği imkanla beraber ihtiyacım olan seçeneği seçebiliyorum. Quantity parametresi içerisinde de eğer ayrı parametreler mevcutsa bu konfigürasyonla ilgili bunların adetini girebiliyorum. Sonrasında Create'e tıkladığım andan itibaren benim teklifim hazırlanıyor oluyor. Confirm dediğin andan itibaren bir sonraki adımda benim teklifimle ilgili gerekli bilgiler karşıma geliyor. Gördüğünüz gibi ürünün içerisinde bulunan benim belirlediğim konfigürasyonların tanımı, kod numarası, aynı zamanda adeti, status yani durumuyla ilgili bilgiyi görebiliyorum. Aynı zamanda cost ve price listelerini karşımda getiriyor oluyor ConfigWorks. Configure to offer kısmında yani CTO kısmında benim eğer opsiyon olarak tercih edebileceğim konfigürasyonlar varsa bunlardan herhangi bir tanesini seçerek add dediğim andan itibaren
Bunu opsiyon olarak belirtebiliyorum. Ama benim elimde bir ekstradan opsiyon mevcut değil. Bunun sonradan dahil edilmesi bekleniyor. Bu anlamda ETO'ya ben bu bilgileri girerek bundan sonrasında teklifimin içerisine yerleştirebiliyorum. Ne diyerek bunun içerisine iPad Pro ismini veriyorum. Ve sales bilgilerine girdikten sonra create denemle beraber oluşturuluyor. Sonra unsurumu seçip offer dediğim andan itibaren otomatik olarak benim teklif listemin içerisine iPad Pro eklenmiş oluyor. Commercial Miscellaneous kısmına da Edit Offer diyerek ekstra eklenebilecek, mesela garanti gibi eklenebilecek şeyleri buraya ekleyebiliyorum. Save Changes dediğim andan itibaren otomatik olarak kaydediliyor. Aynı zamanda herhangi bir eksik bir bilgi varsa ben buraya yeniden Edit Offer diyerek düzenleyebiliyorum. Yeniden Save Changes diyorum. Offer Information kısmında da bir takım değişiklikleri gerçekleştirebiliyorum. Mesela burada Edit Offer'a tıkladığım andan itibaren benim dağıtım noktamı belirleyebiliyorum. Mesela burayı İstanbul olarak belirliyorum. Maksimum garantiyi az önce belirlediğim üzere totalde 24 ay olacak şekilde tanımlıyorum. Customer Price'ı da burada 400 bin euro olacak şekilde konumlandırıyorum. Ve Save Changes diyorum. Yes diyorum. Publications kısmında da Publish dediğim andan itibaren benim dokümantasyonumla ilgili arka planda işlemler devam ediyor oluyor. Gördüğünüz üzere benim teklifim burada otomatik olarak publish edildiğini söylüyor. Confirm dediğim andan itibaren PDF'ine tıkladım ve burada kullanıcı adı ve şifresini girdiğim andan itibaren benim burada teklifimle ilgili dokümantasyon otomatik olarak karşıma geliyor. Özet bilgilerini karşımda görebiliyorum. Aynı zamanda temel unsurları görebiliyorum. Konfigürasyon detaylarıyla ilgili gerekli bilgileri görebiliyorum ve total price bilgisini de görebiliyorum. Opsiyonel olarak belirttiğim bilgiler de aynı şekilde karşıma geliyor. Ve sonrasında Terms of Sale gibi bilgiler hemen altında belirecek şekilde tanımlanıyor oluyor. Teknik spesifikasyon veya malzeme bilgileri gibi bütün bilgiler ve sağlanan destekle ilgili bütün bilgileri karşımda görüyorum. Gördüğünüz üzere detaylı bir şekilde ben burada teklifimi görüyor oluyorum. Bir önceki sayfaya gittiğinde gene beni az önceki sayfaya yönlendiriyor. Publications kısmına gelip eğer ben burada Excel tablosunu elde etmek istersem otomatik olarak Excel'e tıklıyorum ve tablom karşıma geliyor. Gördüğünüz gibi Excel'de benim ihtiyacım olabilecek bütün bilgiler otomatik olarak karşıma geliyor. BOM tablosunda ise benim konfigürasyonla ilgili fiyat bilgilendirmesini ben burada karşımda otomatik olarak görüyorum. Burada adet ve gerekli fiyat bilgileriyle beraber benim tanım bilgilerim karşıma geliyor. Eğer ben bunun içerisinde Open Winchill dediğim andan itibaren ben bunu CBOM olarak karşıma getiriyor oluyorum. Structure'a tıkladığım andan itibaren de
Structure yapısını burada CBOM olarak otomatik olarak görebiliyorum. Eğer ben teklifimle ilgili herhangi bir düzenleme yapmak istiyorsam da aynı zamanda Modify Offer'a tıklayarak, daha sonra Reconfigure kısmına tıklayarak burada ilgili değişiklikleri gerçekleştirebiliyorum. Printer Structure'ı değiştiriyorum. Modifying Offer'a geliyor. Successfully Saved yazısını aldığım anda itibaren değişikliğim otomatik olarak gerçekleşmiş oluyor. Sizlere basitçe ConfigWorks'un çalışma mantığından bahsettim. Bizlere ulaşmak isterseniz LinkedIn aracılığıyla Informatik Innovation'ı bizlere takip edebilirsiniz. YouTube'da Creo.tr sayfasından bizlere takipleyebilirsiniz. Aynı zamanda informatikpiram.com aracılığıyla gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.